Sevgili dostlarım hepinize merhabalar ben Aytu Aykut. Şimdi grafiklerin muazzamlı tabii ki yine ortada. Biz de Dark Souls 3'e artık DLCC ile devam ediyoruz ve tam istediğiniz gibi grafik modu kurulu bir şekilde DLC'yi oynayacağız arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım eminim siz de heyecanlısanızdır. Ben Aytu Aykut uzun bir aradan sonra Dark Souls'a 3. oyununuyla DLC'leriyle devam ediyoruz. Şimdi farklı planların farklı anlatacaklarım, duyurularım var. Lakin bu videoyu şöyle başlangıç adına bir giriş olarak yani nasıl daha şey söylenir onu şey yapamadım. Ya bu videoyu şöyle düşünün. Dediğim ya isminden de zaten anlıyorsunuz. Şu diye açalım. İsminden de anladığınız gibi bu video DLC'ye nasıl girileceğini anlatan bir video. Ama sadece onu yaparak geçiştirmeyeceğiz. Bir de biraz oyunu hatırlayacağız. Nerede kaldık? En son ne yaptık? Nasıl bir build izliyorduk? Ne kullanabiliriz? Neye devam edebiliriz? Bunları hatırlayacağız. Şimdi ben Heavy Dark Sword'la bitirdiğimi hatırlıyorum. Çok bildiğin hileli bir kılıçtı ve oynaması pek eğlenceli olmuyordu elbette. Şimdi alışma süreci için şöyle Heavy Dark Sword'u da alalım elimize kalkan olarak da şuradan hatırladığım kadarıyla dediğim gibi şu hatırlama sürecine hani bir videoya hatırlattıktan sonra yapabilirim dedim ama Field of Want da bir şey Grass Grass Shield var aslında bizim de. Grass Grass da kendine şey yok. Daha Black Iron Great Shield iyi gözüküyor. Mesela şu durumlarda hala ağır değiliz. Ama zaten Artorias'ın setini kullanmıyorduk. Ben şeylerde de düzenlemeye gittim. Bir de izninizle grafiksel olarak şöyle şey yapabilir miyiz? Motion son günlerde sevmeye başladım. Onu da söyleyeyim bu arada. yavaştan bir aç çeksek. Çok daha 60 bir 60'a daha yakın bir izlenim alıyoruz. Frame olarak. Şimdi yüzük olarak ne ekleyebiliriz? Şöyle düşünüyorum. Ne yapmıştık? Ne etmiştik diye. Bakıyorum. Bakıyorum. Spelli işimiz yok. Bayağı gene Sperleri döşemişiz. Burada da gerek yok. Buna da gerek yok. Hiç varsa saçma sapan bir yüzüktü onun. Şimdi baktığınız zaman Restus'un verdiği HP'yi arttıran pontif takılı kalsın ve şunu yani şunu değiştirebiliriz. Bunu da Havel mi yapsak? Havel. Şeyimizi arttırıyor. Dediğim gibi şu şeyi değiştirmemiz lazım. Bunu şekil bir izlenim gidebiliriz aslında. Mesela Rack Mask yerine. Mesela Golden Crown benim çok sevdiğim bir kafadır hikayesinde sevdiğim bir karakterden gelir zaten. Üstümüze mesela Fallen Knight takabiliriz 12 altılık. Knight Armor var. çok da ağırlaştırmak istemiyorum. Fallen Knight biraz ilerleyebiliriz. Elimize efekti olan bir şey var mı mesela? Efektli item sayısı az bu oyunda hatırladığım kadarıyla. Faram. Direkt Blood'ı geçirelim. Altımızda da Wolf Knight kalsın. Mesela şu şekilde gayet güzel bir ilerleme yapabiliriz. Şimdi biliyorum. Hadi diyorsunuz. O yüzden son artık şunları da kaldırayım. Bayağı da unutmuşum oyunu şimdi. Şey de yapamıyorum. bir Fireball'umuzu ne olur ne olmaz köşeye çekelim. Kartus'u ekleyelim. Son olarak da Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Tamam. Oyunu bitirmiştik bildiğiniz gibi arkadaşlar. 15k paramız var. Alacağımız bir şey olmadığını düşünüyorum. İkinci olarak elimize birkaç ateş büyüğümüzde de bulunuyordu. En azından fire orbumuzla destekleyebiliriz. Şimdi gelelim videonun artık girişine. Burada gördüğünüz gibi undead bon şartımız falan yok galiba. Starage box'ta bir şeyler var mı? bayağı koymuşum oraya. Kullanamadıklarımı sanırım boşaltmışım. Onlara sonra bakarız. Ben yeni itemlerden ilerlemek istiyorum. Yani düşen itemleri kullanmak daha mantıklı olacak. Şimdi aklınızdaki soruyu cevaplayalım arkadaşlar. Cathedral of Deep'te Cleansing Chapel'e ilk önce giderek başlayabilirsiniz. DLC'nin girişine. DLC'nin girişi orada zaten. Buradan artık yolumuzu bulacağız. Dediğim gibi ben bu videodan sonra biraz evrende takılırım. DLC'ye girmeden elbette. Gördüğünüz gibi dinliyoruz, anlatacağım söylediklerini. Ariandel için ateş, Ariandel için ateş. Konuşuyoruz. Beklesen. Sen de o kadınla aynı şeyi taşıyorsun diyor. Sen eşim one olmalısın. Evet ben eşim vanım. Bu da bir şeyleri tetikliyoruz ama. Ne senin ne kadar uzun zamandır aradığımı. Bu yani bir arayışta. Eriyenler için bir arayışta ama dediğim gibi hikayesini Zaten en son çözümleme işini yapacağız. Şu an bu adamın dediklerini bir yere yazalım. Çok açıklayıcı da konuşmuyor aslında. Şimdi Ariandel için ateş istiyor ve Ariandel'e bir dua ediyor. Orası da bir şapel bildiğiniz gibi. Cleansing şapel. Burada Ariandel'e dua ediyor. Kendini sunuyor. Bizim gelişimizle birlikte eşin var olduğumuzu gördü ve seni ne kadar yani senin gibi bir şeyi ne kadar uzun zamandır aradım biliyor musun gibisinden konuştu. Bana aldırma diyor. Seni şey bölmek istemem. Şimdi senden bir iyilik isteyeceğim. Leydim Ariandel'in soğuk diyarlarında yaşıyor diyor. Ona senin ateşini göstermem lazım. Düzgün bir ateş, düzgünce yakılmış bir ateş diyor. Sen gerçekten bir külsen, sen gerçekten bir ateşsen o onlar adı ateş sende olmalı diyor. Şimdi bir izleyelim sinematik. Kişisel yorumlarımı da yapacağım. Teşekkür ediyor. Yani bunun... Ariy çizimleri. Daha i̇lerle diyor. Dokun. Dokunuyoruz bakalım. Eyvah. Eyvah, bir bizim gibi Tonga'ya geldik gibi duruyor. Bizim gibi biri daha varmış içeride. Tabi onun kim olduğunu bilemiyoruz. Dediğim gibi bu DLC'ye giriş. Ve evet. Nerede olduğumuzu bilmediğimiz bir noktada. Sen kimsin? Eyvah. Ha şimdi mi geldin? Ne kadar beklenmedik diyor. Ne kadar uzun zaman oldu. Bana katıl yeni arkadaşım. Forlorn'un cennetinde Ariandel'in boyalı büyülü dünyasında diyor. Git kendin için bir tane bul. Yatmak için tatlı bir yatak diyor. Sen de bir exception şey değilsin. Biz de çok kötü şeyler gördük. Şimdilik güvendesin. Kendini rahatlat. Arienda senin için güzel bir ev bulacaktır diyor. Tamam hadi git de git kendine bir tane bul. Tamam lan. Rime Blue Moss Lamp arkadaşlar bu arada diğer ilk temlerinden birini aldık hemen ekleyelim. Büyük ihtimal dondurucu etkiyi Evet dondurucu etkiyi azaltacak. Dark Souls 2'de de böyle bir harita vardı. Donmalı etmeli. Şimdi ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü bu video ilk bölüm ve nasıl giriş yapılır isimli bir bölüm. O yüzden giriş yaptıktan sonra videoyu devam ettirmenin pek mantığı yok. Tam bu noktadan aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik konudan bu kadar. Ariandel DLC devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.